Bu makale sizlere Öykü sponsorluğunda sunuluyor. CIA, Pentagon, FETÖ uyuşturucu üçgeni. Bülent Orakoğlu. ABD'nin yeni başkanı Biden'ın seçimleri kazanması sonrasında Trump döneminde de varlığı hissedilen CIA, Pentagon ve FETÖ işbirliğinin Amerikan Kongresi'nde Türkiye aleyhindeki düşmanca faaliyetlerinin tavan yaparak devam edeceği kaçınılmaz görünüyor. ABD Kongresini oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Türkiye dostları neredeyse parmakla sayılacak hale geldi. FETÖ'cülerin Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği ve faaliyetleri dikkate alındığında, öyle ki ABD, Pentagon ve Gladio B arasında yaşanan kirli ilişkilerin geçmişe göre katlanarak artması, bu şer güçler arasındaki bağların daha da sıkılaşmış olduğunun işaretlerini taşıyor. Amerika istihbarat birimleri ve Gladio B arasındaki örtülü ilişkiler, Amerika'nın menfaatlerini Orta Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da en üst düzeyde korumak üzerine şekillenmeye devam ediyor. Biden'ın hegemonik gücü artmış dünyanın yeni jandarması olmaya aday Amerika söylemi ve hedefi ne kadar gerçek olur bilinmez. Ancak bu üçlü arasındaki örtülü ve yasa dışı ilişkilerin yeni dünya düzeni çerçevesinde yeni nesil silah mühimmat, ödenek ve projelerle kat kat artacağı, Biden'ın gayri nizami harp kıtalarını açık açık devreye sokacağı açıklamasından anlaşılıyor. Biden dünyaya barış getirmek bir yana ortalığı karıştıracağız mesajını veriyor. Bu tehdit bir blöf mü? 20 Ocak öncesinde dünya tarihinde bir ilk olarak Amerikan Kongresi Trumpçı halk ve askerlerle basılmıştı. ABD'nin binlerce ulusal muhafızlar olarak adlandırılan özel yetişmiş askerleri birlikleri Kongre'nin basılmasını engelleyememişlerdi. Bu askerlerin önemli bir kısmı isyancıların Kongre'ye girmesini engellemek bir yana, bir kısmı isyancılarla birlikte hareket etmişti. ABD'de olaylar halen durulmuş değil. Bir iç savaş tehlikesi halen devam ediyor. Yaklaşık 40 bin Amerikalının yeni otomatik silahlar aldığı bilgisi sosyal medyaya da yansıdı. CIA, Pentagon ve küresel sermaye tarafından desteklenen FETÖ elebaşı Gülen ve militanları Türkiye'deki tüm okullar ve medreseler aracılığıyla ahtapotvari bir şekilde Orta Asya'ya yayıldı. CIA, Pentagon, NATO, Afganistan üzerinden Orta Asya'da yeni eroin laboratuvarı kurup transit güzergahlar yarattı. Her yerde okulları olan böylesine dini bir hareket eroin ticareti için mükemmel bir örtük görevi yapacaktı. FETÖ, NATO'nun gizli orduları olarak bulunduğu konumundan mütevellit CIA, Pentagon ve küresel sermaye gruplarının da desteğini alarak Avrupa'da müze açıyor, konferanslar düzenliyor, Avrupa parlamentosunda konuşmalar yapıyor, bütün bu göstergeler FETÖ'nün NATO gladiyosu olma konumunu örgüt lehine ciddi anlamda kullandığına işaret ediyor.'' ABD ve NATO'nun başını çektiği bazı Avrupa ülkeleri cemaat ve dini kılıflı bu terör örgütüne kol kanat gererek aradaki azmettirici gücün güçlü desteğini ortaya koyarlarken örgütün yurt içi ve dışında neden bitirilemediğinin en önemlisi de FETÖ'nün Türkiye'ye neden teslim edilmeyeceğinin açık işaretlerini veriyor. CIA ve FETÖ elebaşı Gülen arasındaki bağlantı sorgulanamazmış. CIA'nin Gülen'le olan bağlarına şüphe eden birinin tek yapması gereken, Gülen'in ABD'de kalıcı oturum iznine başvurduğunda ona kimin destek verdiğine baksın. CIA üyesi Graham Fuller, Türkiye eski büyükelçileri Morton Abramowitz, Mers Grossman ve şu an ABD'deki Türk lobisini kimin yönettiğine bakın. CIA müdürü olan ismi Porter Goss da Gülen için çalışıyor. Yani Gülen ve CIA arasındaki bağı sorgulayamazsınız uyuşturucu parası gülene gidiyor. CIA dünyanın gelelinde uyuşturucu ticaretinden gelen paraları istediği ülkelere yönlendirebiliyor. Bu sayede o ülkeleri kontrol ediyor ve darbeler planlıyor. Tüm parası ise uyuşturucu ticaretinden geliyor. Gülen de bunun bir parçası ve CIA bu cahil adamı peygamber gibi gösteriyor. Gülen 50 milyar dolarlık kendi finansal kaynaklarını sağlıyor. Bu mahkeme belgelerinde geçen miktar. Bu 50 milyar dolar iş becerisi ya da eğitim geçmişiyle alakalı değil. Kendisi 3. sınıfa kadar okumuş, İngilizce bile konuşamıyor. Sahip olduğu bütün para CIA'den geldi. Bu şekilde Türkiye'de bir gazete, televizyon kanalı kendi şirketlerini almayı başardı. Bu CIA'in parasıydı. Türkiye'de FETÖ'nün uyuşturucu faaliyetleri 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkarıldı. FETÖ Türkiye'de de her dönemde fuhuş, kumar ve kaçakçılıktan büyük paralar kazanıyordu. FETÖ'nün uyuşturucu işinde önemli bir paya sahip olduğu konusunda da bilgiler vardı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde emniyeti ve yargıyı kontrol eden FETÖ bu suçlarının açığa çıkmasını önledi. 15 Temmuz sonrasında FETÖ emniyet ve yargıdan önemli ölçüde temizlenip kritik isimler hapse atılınca faaliyetlerine ara vermişlerdi. Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu bataklıkta FETÖ yeniden gündeme geldi. Bu kritik operasyonda önemli görevlerde FETÖ bağlantılı isimlerin ortaya çıkması uyuşturucu FETÖ ilişkisini yeniden gündeme getirdi. FETÖ'nün gelirleri himmetli olarak açıklansa da asıl gelirlerin kaynağı yasa dışı işler bu işleri de emniyet ve yargıdaki hakimiyetleriyle örtüler. Kumar, fuhuş rantları polisteki FETÖ'cüler üzerinden organize edildi. Uyuşturucu işi ise çok gizli tutuldu. Kritik anlarda devreye girip üstünü kapattılar. Bu konuyu hep en gizli alan olarak ele aldılar. Afganistan, Kırgızistan, Türkiye uyuşturucu hattını FETÖ kontrol ediyordu. Bu makale sizlere Öykü sponsorluğunda sunuldu. Bülent Orakoğlu